değerli yönetici öğretmenlerimiz çevre okuryazarlığı kapsamında temel eğitimde çevre dostu bin okul projesi de ilimiz okullarına yönelik çevre duyarlılığı, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik, suyun sürdürülebilirliği konularında 3 günlük bir eğitim planlaması gerçekleştirdik. Bugün bu eğitimin 1. günündeyiz. Konumuz ise çevre duyarlılığı. Konuşmacı konuğumuz Muğla Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doçent Doktor Burcu Şenler Pehlivan olacak. Ben hepinizi, konuğumu, Sayın Müdür Emre Çay'ın selamlarını ileterek başlıyorum. Eğitim Fakültesinde Temel Eğitim bölümündeki hocamız, Öğretmen Adayının İş Dünyası kitabını yazarlığını yapmış. İlkokulda temel fen bilimleri, madde ve doğa konu alanı, ilkokulda fen öğretim, araştırma, sorgulamaya dayalı öğretim bölüm yazarlığı gerçekleştirmiş. İlköğretim öğrenciler için sorgulama temelli etkinlikler kitabının çevrilmesi işlemi gerçekleştirmiş. Birçok yayın teşviki ödülü alan, eğitimle ilgili ulusal, uluslararası birçok makalesi ve bildirisi olan hocamızla birlikteyiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Öncelikle sizi kısa bir tanıyabilir miyiz? Tamam. Değerli katılımcılar hoş geldiniz. Sömestr tatilindesiniz, ara tatildesiniz ama oldukça da yoğun bir katılım görüyorum. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Hocamızın da söylediği gibi ismim Burcu Şener Pehlivan. Temel eğitim bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Asıl uzmanlık alanı fen bilgisi ve fen eğitimi ve şu anda halihazırda sınıf öğretmenliği öğrencilerin fen öğretimi derslerine giriyorum ve aynı zamanda temel fen bilimleri derslerine giriyorum. Hem öğretmen yetiştirme üzerine çalışıyorum hem de öğretmenlerle birlikte çalışıyorum. Şu anda tabii 77 katılımcı var. Tek tek bakma fırsatım olmadı ama yaklaşık bir senedir bin bir projesi de yürütüyoruz biz öğretmenlerle birlikte. TÜBİTAK bin bir projesi. Bilimsel sorgulamaya yönelik e-mentörlük projesi. Belki aramızda katılımcı hocalarımız da vardır. Onun dışında da bugün size çevre duyarlılığına yönelik bilgiler vermeye çalışacağım. Bilgi paylaşımında bulunmaya çalışacağım. Sonrasında bir soru cevap da yaparız. Eğer bana konuyla ilgili veyahut aklınıza takılan fen öğretimiyle ilgili sorularınız olursa da mail adresiniz zaten sunumun başında var. Mail atarsanız mutlaka size dönerim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Evet Sayın Hocam, bugün bizi izleyenlerin büyük çoğunluğu temel eğitim okullarımızda yer alan Temel Eğitim Bakanlığımızın Çevre Dostu Bin Okul Projesi var. İlimizde de bu projeden 15 okul var. 15 okulun yönetici ve öğretmenleri ağırlıkta bu bizi izleyenlerin sayısında. Diğer okullardan da yönetici öğretmenlerimiz de var. Belki de öğrencilerimiz de vardır. Buyurun, çevre duyarlılığı deyip konuyu size bırakıyorum artık. Tamam. Teşekkür ederim hocalarım. Şöyle ben sunumumu paylaşayım. Milli Eğitim'e de çok teşekkür ediyorum bana böyle bir şans da verdiği için konuları paylaşmak açısından. Şöyle. Sanıyorum şu anda herkes görebiliyordur diye düşünüyorum. Evet, şimdi geldi. Geldi. Tamam, şunu ben büyüteyim. Biz de köşeye alayım. Şimdi sizlerle bugün çevre duyarlılığı üzerine konuşacağız ama tabii çevre duyarlılığı deyince çok biz tabii ki eğitim boyutunu konuşacağız ve çevre duyarlı deyince de çok geniş kapsamlı düşünceler geliyor aklımıza veya bizim açımızdan en azından. Çevreye dair her şey geliyor. Dediğim gibi biz ama burada çevre eğitimi ve çevre okuryazarlığı kısmını konuşacağız eğitimciler olduğumuz için. Şimdi öncelikle ben Sait Faik'in Son Kuşlar kitabından, Son Kuşlar hikayesinden bir pasajla başlamak istiyorum aslında konuşmama. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi.
Şimdi Sait Faik, belki okuyanlarımız vardır bu Son Kuşlar hikayesini. Adada geçiyor. Adadaki birisinin kuşları avlamasını ve bir süre sonra artık o kuşların adaya uğramamasını konu alan bir kitap. Ve Sait Faik'in bu 1952'de yazdığı romanındaki distopik durumu sanıyorum 2022'de bizler birebir yaşamaya başladık. Yani 1952'lerde belki bu distopik bir durumken bizler günümüzde 2022 yılında artık hani biz yeterince şeyi gördük. Yeterince de demeyeyim ama hani yeşillik gördük, doğayı yaşadık ama çocuklarımız ne olacak, öğrencilerimiz ne olacak, onların geleceği ne olacak kaygısını aslında yaşıyoruz epey bir süredir. Dolayısıyla da bununla birlikte de aslına bakarsanız çevreye yönelik de yapılacaklarımızın ya da yapabileceğimiz şeylerin sorumluluklarımızın da arttığının farkındayız ve biraz daha elimizi taşın altına daha fazla koymaya çalışıyoruz ki hocamızın da bahsettiği gibi bu okul projesi de bunun göstergelerinden bir tanesi. Çünkü artık gerek TÜBİTAK olsun, gerek Milli Eğitim olsun, gerek YÖK olsun pek çok resmi kurum ve kuruluş veyahut organizasyonlar aslında çevreye yönelik bir takım bilinçlendirmeye yönelik projeler yürütüyorlar. Finansal olarak destek oluyorlar. Bunlar da aslında bir bakıma bunların da göstergesi olduğunu gösteriyor. Yani çevreye yönelik ilginin de arttığını ya da ilgi de demeyeyim ama sorumluluğumuzun farkına vardığımızın da göstergesi olarak ben yorumluyorum. Şimdi çevre duyarlı dediğimiz zaman dediğim gibi çok geniş bir kapsamda ele alınıyor ama genel olarak baktığımızda böyle genel geçer bir tanım yapacak olursak da çevreyi korumayı, güzelleştirme ve iyileştirmeye yönelik tutum, değer, davranışlar ile çevresel sorunlara karşı bilinç, çevre duyarlı kavramını ifade etmektedir. Yani baktığımız zaman öğelerinde hem tutum var, hem değer var, hem davranış var, hem de bilinç var. Yani bu dört bileşen aslında aynı zamanda hem çevre okuryazarlığının bileşenleri hem de çevre eğitimindeki bileşenlerden bir tanesi, bir bileşenlerden o bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Çevre eğitiminde de yine öğesi olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi çevre duyarlılığını geçmeden önce bir çevre okuryazarlığı ve çevre eğitimiyle de giriş yapmak istiyorum. Çünkü 3 günlük bir program olduğu için de aynı zamanda devamında diğer arkadaşlarım, akademisyen arkadaşlarım da bilgilendirme yapacaklar ama genel hatları çevre eğitimi ve çevre okuryazarlığı nedir? Onlarla ilgili bilgi sahibi olmadan çevre duyarlı biraz havada kalacak diye düşündüm açıkçası. Şimdi çevre okuryazarlığı deyince de aklımıza gelen kişi Roth. Her ne kadar bizim için son yıllarda işte programımıza girmiş olsa da bu alanda çalışmalar yapılsa da veyahut bizler çevreyle ilgili eğitimleri, projeleri dillendirsek de aslında çevre okuryazarlığının tanımı bakın 1992'de yapılıyor. Ve burada da yine biraz önce de söylediğim gibi hem tutum var hem bilgi var. Çevre konuları hakkında bilgi. Hem beceri ve motivasyon var. Çünkü hem bir yandan beceri de olması gerekiyor. Çözümle yönelik bir takım becerinin de olması gerekiyor. Fakat aynı zamanda da bununla ilgili bir motivasyon da olması gerekiyor bireyin. Çevrenin hem iyileştirilmesine hem korunmasına hem güzelleştirmesine yönelik. Aynı zamanda da aktif bağlılık. Yani bir kere bir şeyi yaptık, bir kere işte bir etkinlikte bulunduk yeterli değil. Bunun aslında hayat boyu sürdürülebilir olacak şekilde bağlılık olması da gerekiyor. Bu anlamda da çevre okuryazarlığı aslında bireyin kazandıktan hayatın sonlandığı duruma kadar geçerli olan bir kavram. Çevre okuryazarlığı. Şimdi çevre okuryazarlığında bir takım öğeleri var ve bunlardan bu 5 öğeden bir tanesinin olmaması aslında tam olarak da çevre okuryazarı olmamamızı gösteriyor. Yani çevre okuryazarı olan bireyde bu 5 tane özelliğin olması gerekiyor. Bir tanesi kişisel ve toplumsal hareket ve sivil katılım için yeterlilik ki sivil katılımla ilgili son dönemlerde, son yıllarda işte doğanın tahribiyle ilgili olsun veyahut yerel veya bölgesel veya ülkesel bir takım sivil toplum örgütleriyle birlikte halktan kişilerin de oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Eskiden bu tarz protesto da demek istemiyorum ama en azından ses çıkartma sadece belirli
kişilere kalmışken veyahut belirli sivil toplum örgütleri bu tarz çalışmalar yaparken artık onların yanında da gerek halktan olsun, öğrenci olsun, ne bileyim çalışan olsun, pek çok o bölgede yaşayan olsun pek çok insanla da karşılaşıyoruz. Bu da sivil katılım için hani bu bahsettiğimiz yeterlilikle ilgili bir gösterge. Problem çözme ve kritik düşünme becerisi gerekiyor. Çünkü çevreyle ilgili sorunlar yaşandığı zaman, çevreyle ilgili bir problem olduğu zaman bu problemlerin nasıl çözüleceğine ilişkin hem bir problem çözme becerisi gerekiyor hem de analitik eleştirel düşünme, kritik düşünme becerisi de gerekiyor. Çevre için ilgi duyma ve değerler geliştirme yine çevre okuryazarı olan bireyde görmek istediğimiz bir özellik. Hem ilgisi olacak hem de aynı zamanda bir takım kişisel değerleri de geliştirmiş olması gerekiyor ki burada aslında kişisel değerlerini geliştirirken de hem etiksel davranışlara dikkat etmesi gerekiyor hem toplumsal normları da yine dikkate alması gerekiyor. Doğal sistemleri işleyişini ve insan anlama ve bilme, yani aslında biraz önce de söylediğim gibi çevre konuları hakkında bilgi kısmı da buradan bunu da göstergesi olarak görüyoruz. Ve aynı zamanda farkındalık veyahut bilinç olarak da ifade edeceğimiz çevre ve insan yaşamı arasındaki ilişkinin genel olarak farkında olma. Şimdi dediğim gibi çevre okuryazarı olmak için gereken nitelikler bunlar ve bir bireyin gerçekten de çevre okuryazarıdır dememiz için bu niteliklerin, bu özelliklerin hepsine sahip olmasını bekliyoruz. Şimdi çevre okuryazarlığı da aslında kısım kısım, yani sadece bir tek çevre okuryazarlığından bahsetmiyoruz. Aslında üçe ayrılıyor çevre okuryazarlığı seviye olarak. Sözde, yani nominal çevre okuryazarlığı, işlevsel functional çevre okuryazarlığı ve eylemsel operational çevre okuryazarlığı olarak da üçe ayrılıyor. Şimdi sözde çevre okuryazarlığı aslında en temel düzey. Bu çevre bu temel düzeyde ki bir bireyin çevreyle ilgili genel bilgi sahibi olmasını bekliyoruz biz ve aynı zamanda da temel kavramlar hakkında farkındalık ve duyarlılık geliştirmeye başladığını görüyoruz. Yani ilk temel adımda birey çevreyle ilgili genel geçer bilgileri biliyor, farkında varmaya başlıyor ve aynı zamanda da duyarlı davranmaya başlıyor. Functional, yani işlevsel çevre okuryazarlığında biraz daha derinlemesine bilgi sahibi, hem doğayla ilgili hem doğal sistemler, ki burada doğal sistemler dediğimiz zaman sadece doğal çevre değil, hem doğal hem yapay çevre, hem bu doğal ve yapay çevre arasındaki ilişki, politika, pek çok konuda endüstri, pek çok konuda aslında bu öğelerin arasındaki ilişkiyi de anlamasını bekliyoruz. Bilgi daha derinlemesine bilgisi, daha derinlemesine bilgisi olduğunu düşünüyoruz ve aynı zamanda da değerleri de oluşturmasını bekliyoruz bireyin. Hem değerleri oluşturacak, hem bilgi sahibi olacak, hem de etik davranışlarını da dikkate alarak, toplumun normlarını dikkate alarak bir duruşun olmasını bekliyoruz. İşlevsel çevre okuryazarı olan bir bireyden, yani çevreyle ilgili bir problemde bir duruşu olması gerekiyor ve bu duruşa sahip olması için de değerleri ve etik normlarla birlikte değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Hani değerlendirme yapıp bir sonuca varıp, evet benim durumum bu, ben buna karşıyım ya da ben bunun yanındayım, bence şu yapılmalı, bence bu yapılmalı gibi bir takım sonuçlar verebileceği ya da işte bir takım argümanlar geliştirebileceği bir durumda olmasını bekliyoruz. Eylemsel çevre okuryazarlığı da adı da üstünde olduğu gibi artık bireyin eylemsel çevre okuryazarlığı düzeyindeki en yüksek düzey davranışa dönüştürmesini bekliyoruz. Bu kazandığı bilgiyi, tutumu, değeri, bilinci her birisinde dikkate alarak, her biriyle birlikte bir bütünlük sağlayarak burada davranışa dönüştürmesini bekliyoruz. Ve burada davranışa dönüştürürken de sadece dediğim gibi yerel değil, küresel anlamda da eylemlere etkin katılım sağlamasını da bekliyoruz bireyden. Bu üç aşamada çevre okuryazarlığını bizler karşımıza çıkıyor. Bizler bu şekilde görüyoruz. Ve okullarımızda da yine çevre okuryazarı birey yetiştirmek olduğu için çevre eğitiminde amaçlanan bir tanesi. Aslında amacımızın öğrencilerin en üst noktada çevre okuryazarı bireyler olarak
mezun etmeyi amaçlamalıyız. Tabii buradaki eylemsel çevre okuryazarlığında kitlesel eylemlerine katılmasını beklemiyoruz çocukların, ama en azından davranışa dönüştürdüğünü görmek istiyoruz. Bu kazandığı bilgiyi, beceriyi, oluşturduğu değeri, bunların her birisini davranışa dönüştürmediği sürece aslında sözde veya işlevsel çevre okuryazarı olarak kalacaktır ve sizler de benden çok daha iyi biliyorsunuz, alanda olduğunuz için, uygulamada olduğunuz için ne kadar erken yaşta davranışa dönüştürürsek birey için de o kadar verim kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ileriki yaşlara zaten o davranışı isterleştirmiş olarak adım atacağı için. Şimdi çevre eğitiminin gelişimine de şöyle bir bakacak olursak, çevre eğitiminin kökleri doğayı ve doğal kaynakları koruma eğitimine dayanmakta. 1800 yıllarda aslında karşımıza çıkan şey doğa çalışmaları. Burada doğa çalışmalarıyla bahsedilen şey de doğayı anlama çabası aslında. Ve gerek fizik, gerek kimya, gerek biyoloji, gerek yer bilimleri, gerek astronomide bir doğayı anlama çalışmaları var, doğayı anlama çabası var ve burada bilimsel çalışmalar yapılıyor. Çevreyle ilgili karşımıza çıkan ilk çalışmalar aslında bunlar. O dönemlerde çok bu çevre kirliliği, çevreyle ilgili sorunlardan ziyade işte deprem niye oluyor, yağmur nasıl yağıyor gibi ya da işte yağmur verimini arttırmak için neler yapılması gerekiyor gibi çalışmalar yapılıyor. Sonrasında 1837'ye geldiğimiz zaman Alman pedagog, Alman eğitimci Froebel'in biz Kindergarten okullarını görüyoruz. Kindergarten okullarını kuruyor Froebel. Froebel'e göre bir çocuğun öğrenebileceği en uygun ortam doğa. Bir çocuk en iyi doğada öğrenir anlayışıyla bu okulları kuruyor. Ki aslında şu anda İngilizce'de de veya Almanca'da da okul öncesi eğitim Kindergarten diye geçer. Hani terim olarak da o şekilde ifade edilir. Ama aslında bu Kindergarten çocuk bahçeleri olarak adlandırdığımız okulları kuruyor. Dediğim gibi de doğal ortamda, yani doğada en iyi öğreneceğini düşündüğü için çocuğa bütün eğitimler aslında açık alanda doğada veriliyor. Sonrasında 1900'lere geldiğimiz zaman da doğayı koruma eğitimi verilmeye başlanıyor. Artık biraz daha koruma bilincinin oluştuğunu görüyoruz biz 1900'lerde. Doğayı anlama çabasından doğayı koruma çabasına doğru bir aslında yönelim de karşımıza çıkıyor. Şimdi çevre eğitimi dediğimiz zaman karşımıza şöyle bir kitap çıkıyor. Sessiz Bahar, okuyanlarınız vardır belki. Bu kitap Amerikalı zoolog ve sonrasında marin üzerine çalışmıştır. Yani deniz biyolojisi üzerine çalışmıştır. Rachel Carson'ın bir kitabı. Bu kitap 1962'de yazdı. Bu kitap inanılmaz bir ses getiriyor dünya çapında. Bu kitabın konusunda da DDT, yani tarım ilacının türlerin yok oluşuna, türlerin ölümüne nasıl neden olduğunu anlattığı bir kitap. Kendisi de biyolog olduğu için hem bilimsel olarak da destekleyerek yazdığı bir roman aslında bir kitap. Ve bu büyük ses getiriyor. Çünkü o zamana kadar tarım ilaçlarının aslında zararlı olduğu düşünülmüyor. Ki şu anda günümüzde bizler en basitinden hani mesela mevsimi değil ya da hormonlu yemeyelim diye söylediğimiz bu kadar basit bir bilgi o dönem için çok ses getiren bir bilgi. Tarım ilaçlarının ne kadar zararlı olduğu. Çünkü öyle bir şey o zamana kadar hiç akıllarda bile öyle bir konu yok. Şimdi hatta şöyle oluyor, bu kitaptan sonra başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede DDT yasaklanıyor. Tarım ilacı olarak kullanılmasında terk ediliyor, kullanılmamaya başlanıyor. Yine ben kitaptan bir pasaj aldım ama bakın bu pasajda da yine kuşlardan bahsediyor. Tıpkı Said Faik gibi. Ve enteresan olan kısım birbirlerinden bağımsız iki yazarın birbirlerinden haberleri yokken dünyanın iki ucunda doğal yaşamla ilgili bu tarz şeyleri yazmaları, ki o dönemde doğa bu kadar tahrip edilmemişken. Bu kitaptan sonra yine bir kitap var, Büyümenin Sınırları diye. Büyümenin Sınırları ile birlikte bu kitapta çünkü sadece
türlerin yok oluşu, DDT ilacıyla türlerin yok oluşuna konu olmuştu. Büyümenin sınırlarında ise hem endüstriden hem nüfus artışından, şehirleşmeden de bahsediyor ve bunun tehlikelerinden bahsediyor. Yazar 1972'de yazılmış bir kitap o da. Bunlarla birlikte artık dünya üzerinde çevreye yönelik çalışmalar için bir aslında bu başlangıç zili gibi oluyor ve bunlarla birlikte bu çalışmalara başlanıyor. Çevreyle ilgili neler yapılabilir diye bir uyanışa başlanıyor. Şimdi bu uyanışlardan başı çeken kurum Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler ilk 1972'de Stockholm'da toplanıyor ve Stockholm'da şu cümle etrafında bir konferans düzenliyor. İnsanlık şimdiki ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve iyileştirmek mecburiyetindedir. Yani ilk 1972'de gidişatın ne kadar kötü olduğu, eğer böyle giderse gelecekte nesillere hiçbir şey bırakılamayacağı, hatta gelecek nesillere kadar bile gitmeye gerek yok. Çok yakın zamanda insanlık içinde çok iyi sonuçlar doğurmayacağına yönelik bir farkındalık oluşuyor Stockholm'de. Birleşmiş Milletler toplantısında, hatta bu Birleşmiş Milletler toplantısının olduğu gün 5 Haziran 1972'de toplanıyorlar Stockholm'da. 5 Haziran hala Dünya Günü olarak da kutluyoruz. Dünya Çevre Günü olarak da kutluyoruz. Şimdi burada Stockholm'deki toplantının önemi şu: bu toplantıyla birlikte ilk defa Birleşmiş Milletler'de bir çevre programı oluşturuluyor. Yani çevreye yönelik ilk defa bir organizasyon, bir kurum, bir kuruluş, bir komisyon oluşturuyor ve ilk defa bu başlıkla, yani özel bir alan olarak ele alınıyor çevre. Daha öncesinde çevreye yönelik, sadece çevreye yönelik veya çevrenin konu aldığı bir oluşum yok. Çevre programı kuruluyor ve sonrasında da dediğim gibi bununla ilgili, çevreyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Devamında hemen çok kısa bir süre sonra bakın, 1975'te Belgrad'da bir komisyon toplanıyor. Belgrad'da bir çalıştay yapılıyor. Bu çalıştayda da ilk defa çevre eğitiminden bahsediliyor. Yani çevre eğitimi terim olarak, ifade olarak literatüre giriyor. Burada çevre eğitiminin tanımı yapılıyor. Aynı zamanda çevre eğitimi ne yapmalı, nasıl olmalı, amacı belirleniyor. Belgrad'daki yine çalıştayda. Ve en sonunda da 1977'de yine Tiflis'te çevre eğitiminin tamamen temelleri atılıyor. Yani daha önce tanım ve amacı yapılıyor, fakat çevre eğitiminin Tiflis'teki temellerinde hem hedefler, hem ilkeler, hem esaslar, bunlar belirleniyor ve yavaş yavaş okulların programlarına girmeye başlıyor Tiflis'teki görüşmeler sonunda. Şimdi bunlar en çok göze çarpanları ve aynı zamanda da çevre eğitimi açısından en köklü değişiklikler, belli başlı hareketler aslında. Aralarda tabii ki de çevreyi korumaya yönelik bir takım şeyler yapılıyor ama çevre eğitimi açısından bu 3 tane olay oldukça önemli. Ana hatlarını bunlar belirliyor çünkü. Şimdi burada dediğim gibi 1975'te Belgrad'da çevre eğitimi tanımı ve amacı tanımlanıyor. Ve bu tanım 1976'da ilk defa UNESCO ve UNEP raporunda yer alıyor. Bu ilk tanıma göre nedir acaba çevre eğitimi? Çevre eğitimi, bireylerin çevresindeki problemlerin farkında ve bilincinde olmasını, bu problemlerin çözümü için gerekli bilgi, beceri ve tutum ve motivasyonun hem bireysel hem de toplumsal olarak geliştirilmesini amaçlayan bir süreçtir. İkinci sayfasında yer alıyor bu UNESCO UNEP'in raporunda ve dediğim gibi ilk çevre tanımı bu şekilde yapılıyor. Geçmişten günümüze tabii 76'da yapılan tanımdan bu zamana kadar çok bir değişiklik yok aslında çevre eğitiminin tanımında da. Çünkü problem ortada, sıkıntılar ortada ve yapılacak şeyler de belli ve o yapılacak şeylere yapılması için bir bireyde neler olması gerekiyor, onlar da gayet açık şekilde tanımlanmış durumda. Şimdi çevre eğitim hedeflerine baktığımızda da bunlar da Tiflis bildirgesinden. Şimdi hem kentsel
hem kırsal kesimdeki ekonomik, sosyal, politik ve ekolojik olaylar arasındaki bağlantıyı kavratarak bilinç ve duyarlılığı geliştirmek. Bakın yine duyarlılık ve bilinç karşımıza çıktı. Burada sadece doğal olaylar ya da ekolojik olaylar değil, burada bakın hem ekonomik, hem sosyal, hem de politik olaylarla birlikte değerlendirilmesini istiyor. Ki zaten bu da biraz önceki işlevsel okuryazarlığa denk gelen bir durum. Burada sistemler arasındaki ilişkiyi anlaması bireyin ya da bu konuda farkındalığın olması. Sonrasında çevreyi korumak ve iyileştirmek için bireylerin gerekli bilgiyi, değer yargılarını, tutum, sorumluluk ve beceri kazanmaları yolunda imkan sağlamak. Yani burada eğitimci olarak bize diyor ki bireye hem değer yargıları, hem tutum, hem sorumluluk, hem de beceri kazanmaları yolunda yönlendirmeler yap deniyor. Ve aynı zamanda da hem bireylerde hem de genel olarak baktığınız zaman uzak hedef olarak tüm toplumda çevreye dönük ya da çevreye yönelik yeni davranış biçimi yaratmak. Burada da bakın yine hem bilinç ve duyarlılık, hem tutum, sorumluluk, beceri ve en sonunda da davranış olarak görüyoruz. Mutlaka davranış kısmına geçilmesi gerekiyor. Amaçlara baktığımızda ki bu amaçlar aslında çevre okuryazarlığıyla örtüşüyor. Zaten çevre eğitiminin amacı çevre okuryazarı bireyler yetiştirmek olduğu için veya diğer yönden baktığımız zaman da çevre okuryazarı olmak için çevre eğitiminde iyi almamız gerektiği için buradaki amaçlar çevre okuryazarı olmak için gereken niteliklerle de biraz aslında örtüşüyor. Bir tanesi farkındalık. Hem bireylerin ve toplumların tüm çevre ve sorunlar hakkında bilinç ve duyarlılık kazanmasını sağlamak, ama dediğimiz gibi bu sadece yerel değil, küresel bazda olması gerekiyor. Ki aslında artık pek çok problemin yerel olmadığı, küresel olarak yaşandığını bizler bu pandemide öğrendik. Eskiden herhangi bir ülkede yaşanan olay, herhangi bir ülkedeki problem ya da sorun o ülkeye aitti. Diğer ülkeler bunlardan etkilenmezdi veya işte bizler duyduğumuzda ha orada olmuş deyip pek de umursamazdık, pek de sorumluluk almazdık. Fakat bu pandeminin bize öğrettiği en büyük şeylerden bir tanesi bu oldu, ya da belki de en büyük kazanımlarından bir tanesi bu oldu. Dünyanın herhangi bir yerinde olan problem ya da sıkıntı önlem alınmazsa bütün dünyayı ne kadar çok etkilediğini, ne kadar fazla etkilediğini görüyoruz, gördük. Ki mesela Çernobil'e gidecek olursak, Çernobil evet o dönemki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sınırları içerisinde aslında şu anda Ukrayna'da bulunan bölgede patladı. Fakat o patlamanın sonunda aslında zehirli gazların İspanya'daki tarımı etkilediği de görüldü. Fakat sonrasında yaşananlar aslında gösteriyor, sonraki çalışmalar gösteriyor. Belki o dönemde çok da diğer ülkeler bu kadar umursamıyorlardı. Fakat bizler artık biraz daha bilinçliyiz bu konuda. Ki son yıllarda, özellikle son 10 ya da 20 yılda diyeyim, en azından dünya için, belki bizim ülkemiz için belki 10 yıldır ama iklim değişikliğini, küresel ısınmayı çok daha derinden hissediyoruz. Ve bununla ilgili bir takım şeyler yapma sorumluluğunu da alıyoruz. Ya da ülke olarak işte bir takım önlemler almaya çalışıyoruz. Sadece eğitim açısından değil ama farklı şekillerde de, farklı kurum ve kuruluşlarda yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıyor. Sonrasında bilgiye gelecek olursak, yani burada şunu demek istiyorum aslında, son kez dönecek olursam, farkındalık gitgide arttı toplumumuzda. Geçmişten günümüze farkındalığın artmasını görüyoruz, birebir gözlemliyoruz. Fakat şöyle de bir durum var bu farkındalıkla ilgili. Bir takım şeylerin farkındayız. Hani gerçekten artık gözümüze sokulan bir takım şeylerin, fakat bir yandan da bu insan merkezli yaşam nedeniyle farkında olsak da göz ardı ettiğimiz çok pek çok şey de var. Yani modern yaşamla birlikte, çağdaş yaşamla birlikte yaşam standartlarımızı düşünecek olursak
göz ardı ettiğimiz pek çok şey de var ki bunlardan bir tanesi mesela tüketim. Tüketim toplumu haline geldik. Pek çok konuda ne bileyim tamirdi, onarımdı yerine yenisini almaya yönlendiriliyoruz. Ama aslında o yeni alınan her şey, o eskisinin yerine konulan her bir şey dünyanın da kirlenmesi demek. Atık olarak ortaya çıkması demek. Farklı farklı şeyler ortaya koyuluyor. Mesela bir tanesi benim çok sevdiğim bir uygulama. Pek çok şeyin ikinci el kullanılması. İşte elinize bir şey mi ihtiyaç var? Yeni alınmasındansa ikinci el bir sürü satış siteleri var. Hem ekonomik olarak daha uygun hem de aynı zamanda aslında bunların amacı atıkların azaltılması. Mesela gruplar var. Belki denk gelmişsinizdir siz de. Atma Ver diye bir grup var. Atma Ver de ücretsiz olarak elinden çıkarmak istiyor. İşte ne bileyim ben bu telefonu artık kullanmıyorum. Yeni telefon mu aldım? Bunu atmıyorum, satmıyorum, direkt veriyorum. Böylelikle de o kişi yeniden bir alım yapmak yerine eskisini kullanmış oluyor. Ha benim de tabii telefonu değiştirmem de başlangıç açısından belki de yine tüketim açısından değer, tartışılır bir konu ama hani bunu örnek olarak verdim fakat değiştirilen her şey verilebiliyor. Ya da işte ne bileyim çocukların kıyafetleri, çocuklar çok çabuk büyüdüğü için kıyafetler yepyeni kalabiliyor. Onlar yine birbirleriyle paylaşımla ya da dağılımla yapılıyor. Veya işe gitme. Mesela Muğla gibi küçük bir kentte toplu taşıma çok iyi değil fakat aynı bölgede yaşayan insanlar, kişiler tek bir araçla gidebilirler. Bu da yine benzin harcaması olsun ya da çevreyi koruma açısından, havayı koruma açısından diğer ülkelerde en azından teşvik edilen şeyler. Bunun gibi pek çok şey var. Dediğim gibi fakat bir yandan da her ne kadar bilincinde olsak da davranışa dökmediğimiz pek çok şey de var ki dediğim gibi davranış zaten artık el üst noktası. Sonrasında bilgi ve deneyim sahibi olmak var. Zaten bir konuya ilişkin farkındalık, tutum, değer, katılım sağlamak için temelinde de bilgiye sahip olmanız gerekiyor ki o konu hakkında bir takım fikriniz olsun, bir takım beceriler kazandırabilin ya da bir takım beceriler geliştirebilin. Sonrasında yine tutum, tutumda da yine değer yargılarını ve duyarlılığı görüyoruz. Burada da yine çevreyi koruma ve iyileştirme yönünde etkin katılım isteğini kazanmalarını sağlamak. Çünkü etkin katılım önemli dediğimiz gibi. Davranışa dökmek önemli. Bunun için de tabii ki de hem duyarlılık gelişmesi gerekiyor hem de olumlu yönde tutum olması gerekiyor. Motivasyon sağlasın ki birey kendisine motivasyon kazansın ya da olumlu tutum sağlasın ki, tutumu olsun ki ona yönelik davranışlar da bulunsun. Sonrasında beceri var çünkü bir takım çevresel sorunlar var. O çevresel sorunlar nasıl çözülmeli? Hem bu sorunların tanımlanması gerekiyor hem de o sorunlara yönelik bir çözüm önerisi getirilmesi gerekiyor ki burada hem eleştirel düşünme, kritik düşünme becerisi hem de problem çözme becerisi ön planda yer alıyor. Ve en sonunda etkin katılımda yine bireylere ve toplumlara, çevre sorunlarına çözüm getirme çalışmalarını her seviyeden aktif olarak katılma imkanı sağlamak, yani eyleme dökmek diyebiliriz. Esaslarına bakacak olursak, burada çevre denince sadece doğal çevre değil, yapay çevre, teknolojik ve sosyal her açısından aslında bütüncül bir yaklaşımla ele almasını bekliyoruz bu eğitimle birlikte. Bu eğitim sadece belirli bir zümreye değil ya da belirli bir sınıf seviyesine ya da okul seviyesine değil aslında okul öncesinden başlayıp ömür boyu süren bir eğitim olması gerekiyor ki burada yaşam boyu öğrenmeden söz etmemiz gerekiyor açıkçası. Çevre deyince aklımıza sadece fen gelmemesi gerekiyor veya işte ne bileyim ekoloji gibi sadece belirli alanlar değil, belirli disiplinler değil. Aslında pek çok disiplinle birlikte ele alınması gereken bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini bilmeliyiz. Esaslarından bir tanesi. Sonrasında çevre, yani pek çok disiplin dedik. Bununla birlikte de tabii ki de çevre şartlarını değerlendirirken sadece doğal açısından değil,
tarihsel ve kültürel boyutta mutlaka göz önünde tutulması gerekiyor. Ki günümüzde zaten pek çok bu alanda yapılan etkinlikler diyeyim ya da ne bileyim binalar her neyse ne yapılıyorsa bu anlamda da tartışmaları görüyoruz. Bir kısım uzman doğal olarak ele alıyor, bir kısım tarihsel boyutuyla ele alıyor, bir kısım kültürel boyutuyla ele alıyor. Bunların bazen aynı yolda yürüdüğünü, bazen de birbirleriyle aslında çatıştığını da gözlemliyoruz. Günümüzdeki güncel olaylarda da karşımıza çıkıyor. Yine çevre şartları var. Burada da aslında biraz yakından uzağa ilkesini de görebiliriz. Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası açıdan da ele alınması gerekiyor. Ama dediğim gibi artık bu küreselleşmeyle birlikte yerellikten çok aslında küresel hale geldi pek çok olay, pek çok durum. Yine bilginin dağılımında olduğu gibi her ne yapılıyorsa aslında küresel açıdan herkesi etkiliyor. Pek de yerel sorun diye bir şey kalmadı aslında. Çünkü artık en ufak bir bölgedeki en ufak bir tahribatın bütün dünyayı da bir şekilde etkisinin olacağı görüldü. Sonrasında yine işbirlikleri de önemli. Burada yerel, uluslararası işbirlikler ki pek çok hem sivil toplum örgütleri var, sivil toplum kuruluşları var. Aynı zamanda resmi kuruluşlar var. Bunlarla birlikte bir işbirliğine de sevk ediliyor. İşbirliğinde yapılması ön plana çıkarılıyor. Kalkınma ve büyüme için yapılan planlarda çevre boyutunu göz önünde tutulmalıdır. Yani biraz önce demek istediğim buydu aslında. Burada yapılan planlarda evet çevre boyutu göz önünde tutulurken bir yandan da işte tarihsel veya kültürel boyutunda aslında dışlanmaması gerekiyor ya da o da yok sayılmaması gerekiyor. Her şeyiyle ele alınması gerekiyor. Herhangi bir planlama yapılırken. Yine öğrencilerin öğrenme yaşantılarının planlanmasında rol sahibi olmalarını sağla. Aslında onlara bir nevi söz hakkı verilmesi gerekiyor ve otantik öğrenme dediğimiz gerçek öğrenmenin yapılması gerekiyor ve onların da bir otonomunun olduğunu fark ettirilmesi gerekiyor. Yani evet en küçük yaşta da olsa o çocuklar için bir birey, toplumun bir bireyi ve onun da çevredeki herhangi bir çevreye yapılan herhangi bir şeyle ilgili bir söz sahibinin olduğu ya da etkisinin olduğunu fark ettirilmesi gerekiyor. Çevre duyarlılığıyla ilgili her yaş grubuna demiştik hitap etmesi gerekiyor. Bunların her birisi bu arada Tiflis bildirgesinde yer aldığı için tek tek yine ben de yer vermek istedim. Çevre duyarlılığı üzerinde özellikle durulması gerekiyor. Gerçek nedenlerini kendilerinin bulmasına yardımcı olunması gerekiyor. Tabii şu anda zaten baktığımız zaman hani çevre eğitim açısından ele aldığımız zaman sadece çevrede değil bütün kendi programımızı düşündüğümüz zaman yapılandırmacılıkla birlikte aslında zaten öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımı benimsendiği için programda ya da Milli Eğitim tarafından öğrencinin de hem sorumluluğu hem de her bir şeyi kendilerinin yapmasını bulmasını bekliyoruz. Problem çözme bunları söylemiştim. Ha, uygulamalı etkinlikler ve ilk elden deneyim tabii ki de çok önemli. Hani eğitimciler olarak bizim en sevdiğimiz ifadelerden bir tanesi olan yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz şey aslında. Zaten bu konuda da pek çok doğa temelli yaklaşımlar var. İşte orman okulları var, eko okullar var, yer temelli öğrenme var. Pek çok zaten öğrenme de hayatımıza girmiş durumda. Burada da ne kadar çok ilk elden deneyimlerse o kadar çok da zaten öğrenciye katkı sağlayacağını biliyoruz. Şimdi bu dünyadaki gelişimiydi. Peki Türkiye'deki gelişimi nasıl? Çevre eğitimin Türkiye'deki gelişimine bakacak olursak nasıl bir şeyle karşılaşıyoruz? Şimdi sizler de biliyorsunuzdur, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren eğitimle ilgili reformlar için ya da eğitim programlarının hazırlanması için Amerika'dan ünlü eğitimci John Dewey davet ediliyor ülkemize ve onun önerileri dikkate alınıyor.
Şimdi bu doğrultuda da reformlar yapılıyor. Şimdi önceki programlara baktığımız zaman karşımıza çıkan çevreyle ilgili dersler ya da içerikler şunlar oluyor. Tabiat bilgisi, tarım ve sağlık derslerini görüyoruz biz. Burada tabii şunun da etkisiyle tarım ülkesi olduğu için Türkiye çok yakın bir geçmişe kadar tarım her zaman için aslında eğitim sisteminin içerisine yer alıyor. Burada en verimli, en çok verim nasıl kazandırılır, tarımla ilgili neler bilinmesi gerekiyor, bunlar üzerine duruluyor. Tabiat bilgisi dediği de aslında fen bilgisi bizim günümüzdeki adıyla. Burada yine bunlar ilk ve ortaokul derslerinin arasında yer aldığını görüyoruz. Sonrasında Divey'in yine önerisi var. Köy enstitülerinin kurulmasına ilham veriyor önerileri ve köy enstitüleri de aslında çevre eğitimi açısından en güzel yansıtılmasını gördüğümüz kurum. Burada çünkü hayat bilgisi, tabiat bilgisi, tarım bilgisi gibi dersler ön plana çıkarıldığı gibi zaten yaparak yaşayarak öğrenmeyi de birebir deneyimlendiği bir öğrenme yaklaşımını benimsiyor köy enstitüleri. Burada aynı zamanda da okul bahçeleri var. Okul bahçelerinde işte dersler işleniyor. Aynı zamanda uygulamalar yapılıyor. Tarımla uğraşıyorlar öğretmen adayları. Aynı zamanda pratik bilgilere tabii ki tarımla uğraştıkları için sahip oluyorlar. Pratik bilgiye de önem veriliyor. Ve bu anlamda da gerçekten çevre eğitimi açısından önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz köy enstitülerinin. Tabii buradaki aslında anahtar rol de şu köy enstitülerini köy öğretmeni yetiştirme olduğu düşünecek olursa temeldeki o dönemde zaten o yıllarda çok da şehircilikten bahsedemeyeceğimiz için ve Türkiye'de tarım ülkesi olduğu için otomatikman odak aslında tarım ve doğa oluyor bu okullardaki eğitimin odağında. Sonrasında bakın burada ben birkaç resim verdim. Ankara Hasanoğlan Köyü İlkokulu'nda bakın bir oyun alanı var, koruluk var, bağ var, yoncalık var, fidanlık ve fidelik, sebzelik. Yani bir okul bahçesindeki kısımları görüyorsunuz. Oyun alanı biraz daha küçük bir alan ama aslında bakın deneme tarlası var. Bu bir köyün ilkokulundaki peyzajı görebiliyorsunuz, dağılımı görebiliyorsunuz okullarda. Burada yine aktif olarak öğrencilerin çalışmalarını görüyoruz. Kendi bahçelerinde çapa yaparlarken birebir deneyimliyorlar. Tabii bu şu anlamda da önemli. Kendileri yetiştirdiği için çocuklar aslında hani biraz önce bahsettiğimiz gibi bilgi, işte farkındalık, ondan sonra tutum, beceri, ondan sonra aktif katılım diyoruz ya. Aslında bu tarz etkinlikler yani birebir öğrencilerin bir şeyleri yetiştirmesi bunların her birisi yani bunların hepsini aynı anda deneyimlemesine neden oluyor öğrencinin için ya da kazandırılmasına neden oluyor. Çünkü bilgi sahibi olması gerekiyor. Ne zaman ekecek, hangi mevsimde ekecek, hangi doğa ile yani ya, ayda ekecek, nasıl ekecek o tohumu, nasıl yetiştirecek bakın bilgi var, farkındalık var. Aynı zamanda kendi yetiştirdiği için bir şeyi kendisi emek verdiği için tutum geliştirecek ve bu sadece orada kendi geliştirdiği bir bölge içinde kalmayacak, yayılacak, bütün doğaya yönelik bir olumlu tutum geliştirecek, beceri kazanacak ve aynı zamanda katılım da sağlamış olacak. Yani aktif katılım dendiği zaman biraz önce hep böyle bir takım etkinliklere katılımdan bahsettim ama aslında aktif katılımı bu şekilde de ki yaş grupları olarak baktığımız zaman öğrencinin en kolay yapabilecekleri bir mecra olarak görüyoruz. Şimdi 60-70'lerde yine hani biraz önce zaten Sessiz Bahar kitabından bahsetmiştim 1962'de. Bütün dünyada bir uyanış var çevreye yönelik fakat Türkiye'de çevre eğitimde çok da bir yansıması olmadığını görüyoruz. Yani çevre eğitimine yönelik biz yansıma göremiyoruz bu anlamda. Sonra 90'lara geldiğimiz zaman Türkiye'de tarımın yanında bir de turizm ve endüstri patlamasını görüyoruz. Hani biraz tarım ülkesinden artık uzaklaşıp turizm ve endüstri alanında da sahibi olduğumuz ülke haline geliyoruz. Bununla birlikte tabii çevre problemleri de değişiyor. Hem de artmış oluyor. Çünkü tarım ülkesiyken ki çevre problemi daha azken ya da çevreyi problem olarak nitelendirilen şeyler farklıyken
turizm ve endüstri ve ulaşım gibi alanlarla birlikte problemlerin niteliği de değişmiş oluyor. Ve bu anlamda yavaş yavaş programlarda yer almaya başladığını görüyoruz. Burada MEF ve UNESCO işbirliği ile hazırlanan bir eğitim programını görüyoruz ve öğretmenler için bir kitapçık hazırlanmış oluyor. Sonrasında 1993'te Türkiye Çevre Vakfı'nın, Çevre Eğitim Vakfı'nın kurulmasıyla birlikte Eko Okullar projelerinin uygulanmaya başladığını görüyoruz. Sonrasında da 92, 2000 ve 2004 yıllarında artık çevre konularının biraz daha fazla programlarda yer aldığını görmeye başlıyoruz öğretim programlarında. Fakat burada şöyle bir durum var, bahsetmek istediğim. Şimdi genelde çevre konuları, çevreyle ilgili konular fen bilgisi konuların arasında altında yer alıyor. Daha küçük yaştaki işte birinci, ikinci, üçüncü sınıflar için hayat bilgisi konularının arasında yer alıyor. Ve bazı konular sosyal bilgiler dersinin arasında, konuların arasında yer alıyor. Bu bizim ülkemizde böyle fakat dünyadaki diğer ülkelere baktığımız zaman ki özellikle hani eğitim alanında söz sahibi olan Finlandiya gibi ülkelere baktığımız zaman aslında bütün derslerin öğretim programlarının arasında çevre yedirilmiş oluyor. Yedirildiğini görüyoruz. Biz görsel sanatlar dersinde de ne bileyim tarih dersinde de her türlü dersin arasında mutlaka çevre yedirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ülkemizde genellikle fen bilgisi derslerinin içerisinde bizim karşımıza çıkıyor. Bu çevre sorunları, ekosistemler, biyoloji çeşitlilik, insan ve doğa ilişkisi gibi konular üzerinde genelde duruluyor. Bu anlamda da aslında odağın biraz daha sorunlar olduğu ve fenle ilişki, sadece fenle ilişkisi açısından ya da fenle ilişkisi bağlamında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Programlarda bu şekilde yer aldığını söyleyebiliriz. Sonrasında 2015 yılında ilk defa seçmeli ders olarak çevre eğitimi dersi okutulmaya başlanıyor. Çevre eğitimi dersi 7. ve 8. sınıflarda okutuluyor ve 2016 yılında ilk defa bir kitapta basılıyor Milli Eğitim tarafından. Burada işte yine doğayı tanıma ve koruma odaklı bir program olduğunu görüyoruz. Şimdi şuradan kitaptan ben bir görüntü vermek istiyorum. Bu birinci baskısı. Bu sene yine 2019, bu sene yeni bir baskı sanıyorum yaptı. Konulara bakacak olursak doğanın dengesi, madde döngüsü ve doğal denge, kaynakların sınırlılığı ve ekolojik ayak izi, küresel çevre sorunları, çevre dostu çözümler ve teknolojiler. Gördüğünüz gibi genelde fen bağlamındaki konular içeriyor yine. Ne bileyim kültürel ya da toplumsal olarak diğer hani multidisipliner demiştik. Diğer disiplinlerle de çok da ilişkili kısmını göremiyoruz. Şimdi şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu sene yeni bir karar alındı. Bu sene alınan kararla birlikte 2022-2023 yılından itibaren daha önce sadece 7. ve 8. sınıflardayken artık 6. sınıflarda da seçmeli ders olarak sunulacak. Yalnız daha önce 2 saatken bu seçmeli ders, yani şuraya döneyim, 7. ve 8. sınıflarda 2 saatlik bir seçmeli dersken şimdi 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren 6. ve 7. sınıflarda 1 saatlik bir seçmeli ders olarak programda yer alacak. 8. sınıflar için en son netleştirilmemişti. Ya 2 ya 1 saat olarak olacağı tartışılmıştı. En son eğer netleştirildiyse, bilgisi olan öğretmenim varsa ya da idarecim varsa paylaşırsa benimle sevinirim. Bu da aslında çevreyle ilgili dediğim gibi son yıllarda büyük bir uyanış var, büyük bir hareketlenme var. Bunun da programda yansımalarını bu şekilde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ortaokul programları için ya da ortaokul eğitimdeki eğitim için konuşacak olursak. Şimdi peki çevre duyarlı dedik, çevreye yönelik bilgi, beceri, işte okuryazarlık gibi pek çok şeyi söyledik. Peki çevre duyarı olan vatandaşlar ya da çevre okuryazarı olan bireyler nasıl davranmalı? Çevre dostu davranışlar nelerdir? Şimdi çevre dostu davranışlar için 5 tane kategori önerdi Hungerford'la Payton. Bunlardan bir tanesi eko yönetim, eko management olarak ifade edilen bir davranış.
çevreyi korumak ve çevre sorunlarına çözüm bulmak için doğrudan doğal çevreyle ilgili çalışmak. Bakın yine doğayı korumak için sivil toplum kuruluşlarında çalışmak olabilir. Veyahut hani bunlar tabii birey bazında ele alındı ama çocuklar açısından ele alındığı zaman işte okuldaki çevre kolu gibi eğitsel kollar varsa o tarz bir eğitsel kolda çalışmak olabilir. Şimdi mesela benim yeğenim ilkokul 1. sınıf, onların sınıfında şöyle bir şey var. İsraf avcısı diye bir tanımlama var. Sınıflarında bir arkadaşlar israf avcısı olarak görevlendirilmiş, israf avcısı seçilmiş. O mesela bütün bu israf konusu, israf yapan arkadaşlarını ya da öğretmeni gerektiği yerde uyarıyor. Bu tarz işte bir çözüm bulma için çalışmalar yapması da eko yönetim davranışı. Tüketim davranışları var ki tüketim davranışlarını biz aslında son yıllarda birebir yaşıyoruz. İşte çevre sorunlarını çözmek için parasal baskıların kullanılması, örneğin poşet kullanımının ücretlendirilmesi. Şimdi poşet kullanımının ücretlendirildiği ilk etapta inanılmaz bir biliyorsunuz itirazla karşı, bir dirençle karşılandı. Yavaş yavaş alıştık. Şu anda yanımızda çantalarımızı taşıyoruz artık. Eskiden pazar fileleri vardı. Ben hatırlıyorum yani yaşım itibariyle tabii ki genç arkadaşlarımız varsa aramızda hatırlamıyordur ama o pazar fileleriyle gidilirdi, nereye gidilirse onları içerisi doldurulurdu. Veya kese kağıdı kullanılırdı. Onların yerine tabii bu poşetleri aldı ve bu poşetlerle birlikte de inanılmaz bir kirliliği de gördük zaten. Bakıldı ki bu poşetlerin önüne geçilinemiyor. Yani bunu sadece aslında marketlerin kar yapması, kar etmesi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Ya da işte sadece süpermarketler için de demeyeyim de ticaretle uğraşan işte yerlerin sadece kar yapması olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Önüne geçilemediği görüldü. Mesela markette birisi 3 tane şey alıyorsa her biri için ayrı bir poşet kullanıyor, aldığı görüldü. Çünkü evinde kullanıyor o poşetleri. Bunların önüne geçilmek için de paralı yapılmaya başlandı. Şimdi bu parasal baskılar nedeniyle de artık insanlar poşet kullanımını oldukça fazla oranda azalttıklarını görüyoruz. İşte yanımıza taşıyoruz. Büyük çantamız varsa hani poşetlerimizi, poşet de demeyeyim de işte bez çanta taşıyoruz, poşet taşıyoruz her neyse. Veya büyük çantamız varsa onların içeriğini kullanıyoruz. Yani bu davranışa dönüşmesi biraz baskıyla olsa da aslında literatürde böyle bir şey var. Tüketim davranışlarını da çözmek için çevre sorununa ilgili parasal baskının kullanılması zaten halihazırda literatürde olan bir kavram. Ona da mutlaka değinmek istedim açıkçası. İkna etmek var. Burada da yine bireyin etrafındaki kişileri çevre sorunları ve konusunda harekete geçmeleri için ya da çözmeleri için ikna etmeye çalışması. Şimdi mesela okullarımızda var, eğitim fakültesinde de var, katı atık çöpleri var, farklı farklı işte cam için var, kağıt için var, plastik için var. Fakat nedense o atıkların içine baktığınız zaman hep bambaşka şeyleri görüyorsunuz. Belki milli eğitimdeki öğrencilerimiz daha dikkatlidir neyi nereye atacakları konusunda ama utançla söyleyebilirim ki eğitim fakültesindeki öğrencilerimiz veyahut çalışanlar diyeyim bizleri de katayım içine çok da hassas değiliz. Rastgele atıldığını görüyorum ben böyle atmak istiyorum. Mesela kağıt çöpünü atmak istiyorum içine bakıyorum portakal kabuğu görüyorum. Şimdi bu konuda uyarmak da aynı zamanda ikna etme davranışının içine giriyor. Yani hayır şuraya atacaksın demek çok basit bakın aslında fakat bu uyarılarla birlikte her bir bireyin farkındalık kazanması aslında uzun vadede de çok da şey katacaktır çevrenin duyarlılığı konusunda. Politik eylemler var. Politik eylemlerde işte belediyeye dilekçe yazmak, bir takım çevreyle ilgili konuda öneride veyahut şikayette bulunmak gibi politik eylemleri de görüyoruz. Belediyelere ya da işte çevreyle ilgili politik organizasyonlara başvurular görüyoruz. Mesela son dönemlerde benim en çok karşıma çıkan işte bölge olarak da belki Muğla'da olduğumuz için benim çok karşıma çıkıyor bilmiyorum ama zeytinliklerle ilgili şeyi. Ben çok görüyorum böyle habire dilekçeler, ses getirilmeye çalışan programlar, ondan sonra
bu konuyla ilgili yetkili kişilere ulaşma çabalarını gözlemliyorum. Ve yasal eylemler var. Burada da var olan yasaları çevre sorunlarını çözmek için kullanmak, çevre hukuku çalışmaları, çevre davaları. İşte biraz önce söylediğim gibi bu zeytinliklerle ilgili olsun, farklı şeylerde olsun, çevre davalarında görüyoruz. Ve dediğim gibi bugünkü konuşmamda daha önce de bahsettiğim gibi eskiden bu tarz davalarda ya da şikayette bulunan davalarda yer alan kişiler sadece STK'lar çalışanları iken artık günümüzde sanatçısından toplumundaki herhangi bir bireyine kadar herkesin el ele verdiğini de görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Benim lisansım Gazi Eğitim Fakültesi. Benim bir dersime giren hocam Atom Enerji Kurum Başkan Yardımcısıydı. O zamanlar şeyi hatırlıyorum. Bu Akkuyu, Akkuyu'daki nükleer enerji santrali ile ilgili ilk çalışmalar yapılıyordu. Şimdi o zaman ben hatırlıyorum dersin ortasında böyle hocamıza telefon gelirdi ve şey derdi hani çocuklar gitmem lazım arkadaşlar çünkü işte Greenpeace'ciler kendilerini Atom Enerji Kurumu'nun önüne zincirlemişler diye. Şimdi o dönemlerde sadece bu o kişilere atfedilen davranışlardı. Yani kimse hiçbir şey karışmazdı. Hani kendini zincirlemek açısından söylemiyorum. Lütfen yanlış da ifade etmeyeyim kendimi. Fakat en azından hani bir takım dillendirme olayının sadece belirli kesim olduğunu görürdüm ben. En azından üniversite öğrencisiyken. Aslında bu uzun yıllar bu şekildeydi ama son yıllarda artık ses çıkaranların toplumun her kesimden olduğunu görebiliyoruz. Ya da en azından ben de bunu gözlemliyorum. Mesela Greta Thunberg'i de biliyorsunuzdur İsveç'ten birisi. 15-16 yaşında. Tamam. Tabii arkasında bir takım başka politik olaylar var dendi, şu dendi, bu dendi ama olay o değil aslında. Olay demek istediğim şu, toplumun her kesiminden insanlar artık bir takım şeylerde sessiz kalmıyorlar çevreyle ilgili. Ses çıkarıyorlar, işte hiçbir şey yapamıyorsa mesela ikna etme davranışını gösteriyor. Ya diyor işte ne bileyim çöpünü niye yere attın diyor, bunu diyor işte ya da katı atığa at diyor. En küçük yaştaki bir bireyin bile yapabileceği bir davranış şekli aslında bu. Kaynaklarım bunlar, benim de söyleyeceklerim bunlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum katılımcılar. Bu arada arkadaşım var bu alanda çalışan, ona da katkıları için teşekkür ediyorum. Şuradan sorusu olan hocalarım varsa cevaplamaya çalışayım. Seslerini açmalarına izin verdim şu anda. Soru soran yönetici ve öğretmen arkadaşımız varsa çevre duyarlılığı konusunda mesaj da yazabilirler. Tabii ki. Benim aslında özellikle vurgulamak istediğim bu en sondaki o çevre dostu davranışları öğretmenlerimiz ya da idarecilerimiz okullarında uygulayabilecekleri kadarıyla yapabilirlerse çok iyi olacaktır. Küçük yaştan itibaren kazandırmak açısından. Çetede bakayım. Ben soru göremiyorum hocam. El kaldıranlar göremiyorum açıkçası. Ben Ramazan Ünal. Ha, buyurun öğretmenim. Şimdi ben coğrafya öğretmeniyim. Siz dediniz ki sadece ortaokul çevreyle ilgili kitaplar var. Bizim bütün lise 1, 9. sınıf, 10. sınıf, 11, 12'de hep kitabın son kısmında çevre ve İnsan diye konularımız vardır. Onların üzerinde bilhassa duruyoruz. Çevreyle ilgili kuruluşlar üzerinde, onlar üzerinde duruyoruz. Örneğin ben şöyle yapıyorum, öğrencilerime de örnek gösteriyorum. Evime balkona büyük bir poşet bağlıyorum. Evimizdeki bireysel olarak bunu yapabilirsiniz diyorum öğrencilere. Yani en basitinden bir hem geri dönüşüm hem çevre duyarlılığı olarak. Bir tane poşetin büyüğünü bağlarız. Orada kağıt olanları, plastik olanları, cam olanları o poşetle toplayıp dolduktan sonra
belediyelerin koymuş oldukları geri dönüşüm kutularını koyabiliriz. Bunları hemen hemen her girdiğimiz sınıflarda anlatıyoruz. Yani bu şekilde yapabiliriz bireysel olarak. Ama uyarma konusunda siz üzerinde durdunuz. Yani çevremizde öyle insanlar var ki iyi niyetli olarak bu kağıdı neye yere attın desek bize yani kaba kuvvetle tepki gösterecek insanlar var. Onun için dikkatli olmak lazım. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim öğretmenim. Söylediğinizi biliyorum, hani coğrafya şey dersinin sonunda var. Benim bahsettiğim çevre eğitim olarak ayrı bir ders olabilir. Aynen. Yoksa diğer alanlarda özellikle coğrafyada var ya da fen bilgisinin sonunda da yine insan çevre ilişkileri var. Hani bu dersi seçme olarak seçmeyenler açısından. İkna etme kısmında evet, yani çevre içinde çok uzağa gitmeye gerek yok. Maskeni kullan dediğimiz kişiden bile tepki görüyoruz maalesef. Ama burada hani çevre eğitim açısından ele aldığımız için burada öğrencilerin en azından kendi sınıf arkadaşlarını ya da okul arkadaşlarını uyarmaya yönlendirirsek, şimdi bu çocuklar geleceğin çünkü toplumu, uyarmayı ve uyarılmayı isterleştirirse gelecekte tepki vermeyecektir uyarıldığı zaman. Ya da en azından böyle bir ümidiniz var. Fakat şu aşamada kime uyarıda bulunmamız gerektiği konusunda haklısınız, dikkat etmeliyiz. Yani o konuda size sonuna kadar da katılıyorum. Ben teşekkür ederim. Bir şey daha ekleyecektim. Biraz önce konuşmada unuttum. Şimdi pek çok sivil toplum kuruluşlarından bahsettim ama aynı zamanda belediyelerin ve valiliğin de çevreye yönelik çalışmaları var. Hani milli eğitim mutlaka eğitim açısından var ama mesela belediyede atık yağları toplanan en çok toplayana ödül veriliyor. Yine valinin bu tarzda çalışmaları var. Yani pek çok kurum ve kuruluş bir şeyler yapmaya çalışıyor ellerinden geldiği kadar. Bu çok büyük ölçekli olmayabilir ama en azından böyle bir bilincin, farkındalığın olması bile çok büyük bir aşama açıkçası ülkemiz açısından. Teşekkür ediyorum öğretmenim. Ben teşekkür ederim. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de bu yönde projesi var. Bu sene okullarımızda biraz faal bir şekilde uygulanıyor. Biraz önce siz de bahsettiniz. İsraf avcıları. Evet. Bu Mavi Yeşil Okullar projemiz var bizim. Bunun içinde bir basamak var. İsraf avcıları, enerji verimliliği komisyonlarımız var. Enerji tüketimini aza indirgeme çalışmalarımız var. Kompost çukurların gübreleme şeklinde dönüştürülmesi var. Sistem etkinlikler var. Birçok etkinlik içeren Mavi Yeşil Okullar projemiz de var. Okullarımızda bu sene etkili bir şekilde uygulanıyor. Evet. Evet, başka sorumuz yok galiba. O zaman değerli yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, çevre okul yazarlığı kapsamında temel eğitimde çevre dostu bin okul projesinde yer alan okullarımıza yönelik 3 günlük bir eğitim planladık. Bugün çevre duyarlılığıydı ilk konumuz. Konuğumuz ise Muğla Sıtkı Üniversitesi'nden doçent doktor Burcu Şenler Pehlivan'dı. Bizlerle birlikte oldu. Sayın hocamıza değerli anlatımlarından dolayı müdürlüğümüz adına teşekkür ediyoruz. Sizlerin de katılımınızdan dolayı ayrıca teşekkür eder. Çalışmalarınıza başarılar diliyor. Son sözü hocama veriyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Benimle öğretmenlerim arasında böyle bir buluşma gerçekleştirdiğiniz için. Çünkü bizler akademisyenler olarak biraz kopuk gidebiliyoruz eğitim fakültelerinde. Çok da öğretmenlerimizle iç içe bir şeylerde bulunamıyoruz, ortamlarda bulunamıyoruz. Bu anlamda ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat sağladığınız için ve beni davet ettiğiniz için. Başka projelerde de umarım görüşürüz. Evet. Öğretmenlerime de sevgiler diliyorum buradan. Teşekkür ediyorum tekrar. İyi günler diliyorum herkese. Teşekkür ederiz. Sağ olun.